Bazı ilimlerim var, bazı bilgilerim var ama senden daha çok bilen var. Ne diyor Kur'an? Her bilen üstünde muhakkak başka bir bilen vardır. Hocam ben bu çanta işini çok iyi bilirim. Benden daha iyi bilen yok. Bunu inkar ediyorsun. Ayeti inkar ediyorsun. Bu Kur'an diyor ki her bilen üstünde muhakkak daha iyi bir bilen vardır. Neyi bildiğini iddia ediyorsan o işi senden daha iyi yapan bir adam var. Buna emin ol. Bulunamamış, bilinememiş, teşhis edilememiş olabilir. Ama var. Bu neden böyle? Kibirlenmemen için. Gururlanmaman için böyle. Selçuklu sultanlarından bir tanesinin bir veziri vardı. Derviş Ayaz. Kafası çok çalışan bir vezir. Ama diğer vezirler bu Ayaz'ı çok kıskanırlardı. Sultana diyorlar ki ya sen bize bir maaş veriyorsun sultanım. Ama bu Ayaz'a bizden 3 misli daha fazla maaş veriyorsun. Bu adam da adam, biz de adam. Yani seni cezbeden şey bunun dervişliği midir? Tasavvuf ehli olması mıdır? Neden sen buna daha fazla veriyorsun? Deyince sultan dedi ki ben bunları imtihan edeceğim. Ben bunları sınav yapacağım. Aldı bu vezirlerini götürdü bir sahraya. Sahrada bir baktı ileriden bir kervan geliyor. Vezirlerden birine dedi ki git bakalım bu kervana sor nereden geliyormuş? Vezir koştura koştura kervana gitti. Dedi ki nereden geliyorsun? O dedi ki Kudüs'ten geliyorum. Koştura koştura geldi sultanın yanına. Sultanım ne dedi nereden geliyormuş? Kudüs'ten geliyormuş. Sultan peşinden bir soru daha sordu. Peki nereye gidiyormuş? Adam kilitlendi kaldı. Yahu sormadım onu dedi. Geç bakalım dedi. Öbür vezire dedi ki git bakalım sor nereye gidiyormuş? Adam koştura koştura yanlarına gitti sordu. Nereye gidiyorsunuz? Arabistan'a gidiyoruz. Tamam dedi. Koştura koştura sultanın yanına geldi. Sultan dedi ki nereye gidiyormuş? Arabistan'a gidiyormuş sultanım. Peki yükü neymiş? Deyince bu kolaycı akıl kilitlenip kaldı. Kolaycı akıl. Şu anda Müslümanlar 2 sınıftır. Kolaycı akıl, araştırmacı akıl. Çalışmacı akıl. Bakın sohbete geldiniz, ilim öğrenmeye çalışıyorsunuz. Sonsuz yaşamınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Allah bize nasip etsin. Amin. Bu kolaycı bir akıl değildir. Bu zorlamacı bir akıldır. Çünkü şu anda evinde yatıyor olabilirdin. Televizyondaki bazı programları seyredip geceyi kaynatabilirdiniz. Ama siz ilim meclisine Resulullah'ın methettiği yerlerden bir yere geldiniz. Zorlamacı bir akla sahip oldunuz. Vezirlere her birini bir defa yolladı. Vezirler bir cevap aldı, ikinci cevap alamadı. Çünkü akılları kolaycı bir akıldı. Sultan dedi ki ben bu sınavın aynısını Ayaz'a yaptım. Ayaz'a dedim ki bak bakalım bu kervan nereden geliyormuş? Ayaz gitti geldi dedi ki şuradan geliyormuş, buraya gidiyormuş, yükü bu kadarmış, bu kadar gün kalacakmış, bundan sonra geri dönecekmiş. Bütün bilgileri aldı geldi. Benim bir tek soruma bana 100 tane cevap getirdi. Dolayısıyla hepinizin maaşının 1 mislini benim Ayaz'a vermem lazımken ben 3 mislini veriyorum dedi. Olayı böyle anlatınca adamlar itiraz ettiler. Sultanım Allah bazı kullara çok akıl verir, bazılarına daha az akıl verir dediler. Yine kolaycı bir akla gittiler. Yani cebriyeci oldular. Bu aramızdaki akıl ve zeka farkı Allah'tandır. Bizim çalışmamızla alakalı yok değildir dediler. Sultan ilim ehli bize attı. Siz yanlışsınız dedi. Kader haktır ama kulun çalışması da haktır. Kader haktır ama kulun çalışması da haktır. Sen hiç kitap okuma, hiç sohbetlere gitme, ben ilim öğrenmek istiyorum de. Kaderinde ilim öğrenmek varsa Allah bana nasıl öğretir de. Olur mu? Olur mu böyle şey ya? İlim öğrenmek istiyorsan kesbedeceksin. Sohbet meclislerine, ilim meclislerine geleceksin. Ve sana söylenen kitapları okuyacaksın. İlim öğrenmenin yolu budur. Sen diyorsun ki Allah bana gökten versin. Böyle iş olmaz ki. Bunu diyen adam rızkının peşinde koşturmak için her sabah dükkana gidiyor. Allah bana evime rızkımı yağdırır demiyor. Rızkına gösterdiğin özeni ilim içinde aklına göstermek lazım gelmez mi kardeşler? Sultan bunları söylüyor. Diyor ki bak senin yaptığını şeytan yaptı. Sizin yaptığınızı şeytan yaptı vezirler. Allah Teala ne dedi şeytana? Sen neden secde etmedin? Sen neden benim emrimi dinlemedin? Şeytan ne dedi? Ya Rabbi beni sen azdırdın. Bakın suçu kime attı şeytan? Ya Rabbi beni sen azdırdın. Sen beni bozdun. Hayır, hayır. Allah seni bozmadı. Sen itiraz ettin, kibirlendin ve kendini insanlar üstün gördün. Kendin kibirlendin, hatayı suçu kendin işledin ve şimdi suçu Allah'a atıyorsun. Sen beni azdırdın ya Rabbi. Adem Nebi ne dedi? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri diyor ki ben size o ağaca yaklaşmayın demedim mi?
Adem Nebi ne diyor? Bak şeytan dedi ki sen beni azdırdın ya Rabbi. Adem Nebi nedir? Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Sen bizi affet. Bakın iki tane insan farkı. Bir, suçu Allah'a atan. İki, suçu kendine atan. Ben yaptım. Allah'ım senin affına merhametine sığınıyorum. Sen beni affet. Dedi. İşte Adem Nebi o anda ya Rabbi sen benim kaderimde böyle yazdın. Ben bu elmayı kaderimde yazmasaydı ben yemezdim demedi. Cebriyecilik yapmadı. Ne yaptı? Ya Rabbi sen beni sınav ettin ve ben nefsime zulmettim. Aldananlardan oldum dedi. İşte kardeşler ne günah işlediyseniz kimseye suç atmayın. Kendinizi suçlayın. Kendinizi. Ben yaptım. Allah beni affetsin. Bunu diyeceğiz. Şeytan gibi olmayacağız. Sultan böyle söyleyince vezirler kabul ettiler. Ziyanlarını kabul ettiler. Peşinden sultan bir ayet-i kerime söyledi. Mevla Teala Zilzal suresinin hemen sonunda buyuruyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Ve kim zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Bakın, kim kader kendisine günah işletirse karşılığını görür diyor mu ayet? Demiyor. Kim işlerse diyor, kim yaparsa diyor. Zerre kadar bir hayır yaptın mı sen bunun karşılığını göreceksin. Alimler zerreyi anlatırken ne der? Bazen camiye gidersiniz böyle güneş vurur camdan. Müezzin kameti getirirken bazı toz zerreleri görürsünüz. Güneşin vurmasıyla beraber. Karanlıkta görünmez, güneşle beraber görünür. İşte zerre budur. Bazı iyiliklerimiz bu zerre kadar ufaktır. Bunlar zayi olmayacak kardeşler. Bunların hepsi karşımıza çıkacak. Bu ameller var ya bu ameller.